Çeşitli kemikler bulunan Cizre'deki kazıların ardından güvenlik güçlerince her yerde aranan Kamil Atak Mardin'de yakalandı. Atak aslında Güneydoğu'nun iyi bildiği bir kişi. Eski Korucubaşı Atak 1994 yılında DYP'den Cizre Belediye Başkanlığı yaptı. İsmi çeşitli cinayet iddialarıyla sıkça anılmasına karşın her seferinde özgür kalan Atak'ın geçmişi karanlık olaylarla dolu. İşte Kamil Atak'ın tuhaf öyküsü. Cizre'deki ölüm tarlalarında yapılan kazılar ve bulunan kemiklerle ilgili olduğu şüphesiyle aranan eski Cizre Belediye Başkanı Kamil Atak, Suriye'ye kaçmak üzereyken Mardin'de yakalandı. Kamil Atak'ın adı ilk kez 1980'li yıllarda duyuldu. 1986'da iki çobanı öldürdüğü, ikisini de yaraladığı iddiasıyla aranan Kamil Atak, yıllarca hakim karşısına çıkarılmadı. 1987'de evine davet ettiği 7 PKK militanını zehirledikten sonra cesetlerini askeri yetkililere teslim ettiği iddia edildi. Atak, o dönemde JİTEM komutanlarından Cem Ersever'le tanıştırılarak Korucubaşı yapıldı. Korucubaşı Atak 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde DYP'den Cizre Belediye Başkanlığı'na adaylığını koydu. İlkokulu bitirdiğini ancak belgesi olmadığını iddia etti ve ilkokulu okuduğuna dair iki tanık gösterdi. Atak ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden aldığı belgeyle seçim kurumuna başvurdu. Cizre'de 1994'te görevli binbaşı Cemal Temizöz sayesinde Kamil Atak Cizre Belediye Başkanı seçildi. Atak'la birlikte eğitim gördüklerini iddia eden iki tanığınsa okuma yazma bilmedikleri daha sonra ortaya çıktı. 5 yıl belediye başkanlığı yapan Atak 1999 yerel seçimlerde tekrar aday oldu. Cizre'de seçimde rakibi Emin Dindar'ın akşam saatlerinde ilk açılan sandıklarda önde olduğunun öğrenilmesinin ardından yüzlerce oy sandığı aynı akşam çalındı. Seçim sabahı Kamil Atak kutlama yaparak belediye başkanlığını ilan etti. Ancak Cizreliler bunu günlerce protesto etti. Atak'ın iki çobanın öldürülmesi suçundan yıllardır arandığı seçimlerin ardından basına yansıdı. Daha sonra teslim olan Atak 2 Ağustos 1999'da hakim karşısına çıktı. Atak aleyhine önceden ifade veren tanıkların ifadelerini geri çekmesi üzerine de tahliye edildi. Atak'ın ilkokul mezunu olmadığı gerekçesiyle belediye başkanlığı geçersiz sayıldı ve Cizre'de seçimler yenilendi. Atak bu tarihten sonra akaryakıt ticaretine el attı.